Herkese merhabalar. Bugünkü tarifim haftalarca bayatlamayan nefis tozlu kurabiyeler. Yıllardır yaptığım tek tarif de bu. Hemen yapılışıyla başlıyorum. Burada 250 gram yumuşamış tereyağı var. 2 tane yumurta kullanıyoruz. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sirke. Şöyle bir kahve fincanından biraz az toz şeker. Sirke olarak da üzüm ya da elma sirkesi kullanabilirsiniz. Önce bunları böyle bir çatalla eziyorum. Yetmezse tekrar ilave edebilirim. Burada 3 su bardağı un var. 1 paket kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı tuz. Bu tarifin bu kadar lezzetli olmasını sağlayan tabii ki maalep. Muhteşem bir koku veriyor. Bir tatlı kaşığı kadar koydum. Koymanızı tavsiye ederim ama elinizde yoksa, almak istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Böyle bir çay bardağı da kavrulmuş fındık. Onları iri iri doğradım. Hamuru yoğurdum. 3 su bardak un eklemiştim. Daha sonra 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı daha ekledim. 4 bardaktan biraz fazla oldu. Hatta şu an yine eklesem hamur alır ama böyle biraz yumuşak olursa çok daha güzel kıyır kıyır oluyor. Şimdi böyle minik minik toplar yapacağım hepsini. Maşallah diyorum, 100 tane kadar çıktı. Sığmayanları da buraya koyuyorum. Tarifi hazırlarken bir tane yumurta sarısını ayırmıştık. Şimdi bunu biraz renklendireceğiz. Yumurta sarısının üzerine 1 çay kaşığı kakao, 1 çay kaşığı da süt koydum. Şimdi bunu önce karıştıracağım ve fırçayla tamamen bütünleşmesi gerekiyor. Ardından kurabiyelerin üzerine süreceğiz. Ortaya böyle bal kıvamında bir görüntü çıkıyor. Sadece yumurta sarısıyla da yapabilirsiniz. Böyle olduğu zaman çok daha kızarık bir görüntü oluyor. Fırını önceden 170 derecede ısıtalım. Sıcak fırında pişireceğiz. Böyle alt üst güzelce kızardığı zaman fırına alabiliriz. İki tepsiyi de pişirdim. Kurabiyelerin rengi böyle güzelce döndüğü zaman fırına alabilirsiniz. Kurabiyenin daha kıyır kıyır olması için şöyle altı bu renk oluyor. Üstü de böyle. Bayağı bir renk değiştiriyor aslında. Yakmayacak şekilde ne kadar uzun tutarsanız kıvamı o kadar güzel oluyor. Bir bütün halinde de gayet güzel gözüküyorlar. Bunları da buraya esmer bıraktım da bunlar da çıksın diye, tabii kızımı kırmıyorum. Her yere kalp bırakmış. Hatta şu an kurabiyenin tadına bakıyor. Nasıl olmuş Esmer'cim? Böyle yapıyor. Cevap ver. Kafa sallıyor. Konuş. Konuşmak istemiyor. Bu güzel tarifi yapan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Ayrıca tarifle ilgili düşüncelerinizi benimle yorum olarak paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Videolarda beğeni bırakmayı unutmayın. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.